Sabah uyandım. Kamp yerimizdeyim. Kahvaltımızı yapıp Kocasarp, MTA ve Sematepe taraflarına yola çıkacağım. Ama hangisine zirve yapacağımı hala karar veremedim. Kırmızı bizim çadırımız. ...3100 rakımlı... ...Yedi Göller kamp alanından... ...5 dakika önce çıktım. Saat sabah 7:50. Kısmetse bugün... ...Kocasarp ve Sematepe zirvelerini yapacağım. Bugün yalnızım. Partnerim de... ...Ali abi de küçük bir sakatlık olduğu için... ...bugün katılamıyor. Yarın Eznevit Karasay... Zirvelerini birlikte yapacağız. Eğer dizleri iyileşirse. Bakalım. Dağlar yalnız da güzel, fark etmiyor. Göller inanılmaz güzellikte. Harika. Yalnız Mete Ağa ve Kocasarp'ı ayıran patika ayırmına ne zaman geleceğim merak ediyorum. Biraz kestirmeden vurdum, ileriye gitmedim ama muhtemelen burada bir geçiş vardır. Burası da Türkiye Alatoğusu, yani Aladağlar. Kırgızistan'da bana soruyorlar da Türkiye'de de varmış Aladağlar, doğru mu diye. Evet dedim, doğru. Çünkü dilimiz bir, aynı dili konuşuyoruz sonuçta ve o bölgeden yoğun olarak gelmeye başladıktan sonra, önceden de gelmiştik ama yoğun olarak gelmekten bahsediyorum, oralara benzettiğimiz yerlere aynı isimleri verdik. Oralara da hasret duyduğumuzun bir göstergesi bunlar. İyi ki patikalar belirgin. Kaya babası orada, bir göl de burada. Etti iki göl. Okuduğum kadarıyla 15 kadar gölden geçeceğim. Aşağıda. Harika iki göl daha. MTA zirvenin altında. Müthiş. Aşağıda bir büyük göl daha. Dostlarla, güzel insanlarla karşılaşmak çok güzel dağlarda. Güneş tepeye dikilmeye başladı. Kocasarp karşımda. Önümde görünen büyük zirvenin arkasında da Sematepe var. Tepesi konik olan. Yedi göllerdeki göllerden biri daha. Suyun insana mutluluk verdiği de bir gerçek. Hafiften bir kar parkuru. Bu karlar eriyince de bu göl kuruyor mu bilmiyorum ama pek kuruyacağı benzemiyor. Bayağı derin çünkü. Karşıda dün zirvesinde bulunduğumuz Emler Zirve. En arkadaki tepesinde çizgi gibi kar olan yer. Patikalar belirgin ama bu patika Mete Ağa'ya mı gidiyor, Sematepe'ye mi gidiyor yoksa Kocasarp'a mı gidiyor bilmiyorum. Mete Ağa sağda, soldaki patikalara döneceğim ama bakalım. Parkur zaman zaman bu şekilde karlara denk geliyor. Neyse ki üzeri yumuşak. Altı da batmıyor. Hop. Kayseri Develer'den birkaç çoban gelmiş buraya. 3 tane baraka var Yedi Göller'de.
Onların hayvanları gelip gidiyor bu yollardan. Patikalar da bu nedenle kapanmıyor. Tabii bolca da dağcı geliyor. Bu patikalar zor kapanıyor artık. Günden güne de artıyor. İyi bir şey. Yedigöller'deki göllerden geçiyoruz. Biliyorsunuz bu dağın adı Aladağlar. Aladağlar adı aynı şekilde Kırgızistan'da da var. Alato. Yani Aladağ şeklinde. Orada bolca görmüş olduğum dağ soğanları burada da var. Şu görmüş olduğumuz bitkileri biraz daha küçük. Oradakiler büyüktü. Bunlar biraz daha küçük. Yenilebilir. Bildiğiniz yeşil soğanın tadını veriyor. Her iki dağ da Türkler Anadolu'ya geldikten sonra o dağa benzediği için muhtemelen buraya da Aladağ dediler. Çünkü bu şekilde adlandırmalar hep olmuş Türkçe'de. Bunlar biraz daha büyük. Bahsettiğim dağ soğanları bunlar. Aşağı vadi boyundan buraya kadar geldim. Ancak şu soldaki kayalıkların oraya çıktım patikayı görmek için. Şu arkada benim spor tırmanıştan hocalarım geliyor. Ve buraya geçince patikayı gördüm. Patika böyle devam ediyor. Ancak şurada tehlikeli bir kar geçişi olduğu için ben kar geçişini bu eğimli yerden yapıp karın üstünden patikaya gireceğim. Rotada muhtemelen şu geçitten zirveye ulaşıyor. 15 Temmuz 2020. Dün Emler zirveyi yapmıştım. Bugün de şu karşıda görünen Sema Tepe'yi yapacağım şunu. Ve şu anda da koca Sarpi zirve önümüzde. Keyifli bir kar geçişi. Dedim ya bu yıl bol bol dağ videosu olacak. Ferman Padişah'ın dağlar bizim. Evet, çıktığım zirve Çağal'ın başıymış. Kampımız Teoru'da kaldı. Büyük kar birikintisinin yanında. Direkt taşı. İki kişi arkadan geliyor. Karşıdaki Sema Tepe'nin önündeki tepe. Öğrendik artık bu Çağal'ın başıymış. Bu beş parmaklar. Pardon, bu koca sarp, bu beş parmaklar. Burası da Çağal'ın başı. Evet, Çağal'ın başı zirve önümüzde. Bu sırttan çıkacağız. Dipsiz göl tarafları ve yedi göl tarafları. Zirveye bir 5-10 dakika kaldı. Kazara Çağal'ın başı zirve yapıyoruz. İki de arkadaşlar atladım. Beraber çıkıyoruz şu an. Bir yana böyle
ulaştık. Arkası dipsiz göl. Bu vadinin adı neydi? Ya o Karagöl Vadisi. Karagöl Vadisi. Bir set daha mı ineceğiz? Şu yamaçtan yan geçişle buraya kadar geldik. Şu anda da burayı tek tek ineceğiz. Evet, zirve orası. Buradan döne 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 buraya kadar geldik. Tehlikeli noktayı atlattık. Gökçe ve Ayşe geliyorlar. Aşağısı dipsiz göl. Çağalınbaşı karbuz rotası. Burası. Harika. Birkaç saat önce karşıda çağalın başındaydık. Şu şekilde inerek aşağıdan buraya geldik ve beş parmak zirveye ulaştık. Fena tepe görünüyor. Aşağıda da dipsiz göl. Değil mi? Dipsiz göl değil mi bu? Evet, evet. Dipsiz göl. Çağalın gölü. Bugün acayip bir tırmanış oldu. Koca Sarp diye çıktım yola. Çağalın başına gidiyormuşum. Dedim bu kadar çıktıktan sonra geri dönülmez. Hem Koca Sarp'a çıkacağım diye bir derdim yok. Gelmişken birkaç zirve yapayım şurada. Sonra kısmetli bir gün. Umarım kazasız belasız günü bitiririz. Önce Çağalın başına çıktık. Yıldırım Seçmen hocamın ekibinden iki arkadaş da bayağı yükselmişti. Onlar da dönmek istemediler artık. Üçümüz birlikte zirve yaptık. Daha sonra beş parmağa geçtik. Beş parmak zirvesini de yaptık. Her iki zirveden de kulübümün Anit Kabre'ye bırakacağı toprak ve taş örnekleri için oradan taş aldım. Niyetim bu sene Moğolistan'da Orhun yazıtlarından Tonikuk abidelerinin dibinden toprak getirmekti. Büyük liderimizin mezarına, ama aslında şimdi ben Moğolistan'da olacaktım bu pandemi olmasaydı. Olsun, böyle de güzel. Şimdi Koca Sarp'ın eteklerindeyim. Muhtemelen yarım saati kaldı zirveye. Arkamda hemen zirve. Bunlar Aladağların dopingi. O kadar güzel ki ezik büzüklerini bile yedim. Arkamda zirveye bir 10 dakika, belki 15 dakika kaldı. Demir kaza. Biraz daha yaklaştım. Sema Tepe orada beni bekliyor. Acaba bugün suyum ve zamanım yetecek mi? Benim rota böyle devam ediyor. Oraya çıkacağım. Yalnızım. Bu zirveyi yapmak da yalnız kısmet olacakmış. Ne diyeyim?
İşte böyle. Harika be. Harika. Az önce değil, saatler önce arkadaki sivri kuledeydik, Çağlımbaşı. Hemen yanındaki zor bir geçişle beş parmağa geçtik ve beş parmaktan da dikine bir inişle inerek aşağılardan dolanarak Koca Sarp'a geçtim. Orada da önceki iki zirveyi birlikte yaptığım arkadaşlar geliyor. Buradan da sırt hattından giderek Sema Tepe'ye çıkacağım. Arkada da Emler Zirve görünüyor. Evet, iyi yoruldum bugün. Sema Tepe'yi de yaparsam bu bölgede bir tek MTA kalıyor. Dipsiz göl bir daha görünüyor. Küçük demir kazık, büyük demir kazık. Dağlar görünce insanın ruhu coşuyor. Tüm doğa sevenlerin hepsine buradan esenlikler olsun. Bugün birçok kez vedalaştık. Evet, siz şeye gidecektiniz, Sema Tepe'ye. Baktım bura kolay göründü gözüme. Sema Tepe'ye gideceğim ama. Hemen önümüzde Koca Sarp. Oh. Oradan da buraya bir saatte ulaştım. Yalnız hızlı geldim. Wikiloc'taki yollar deresinden rotayı takip edebilirsiniz. Gün içinde sabah 8'de çıktım. Çağlımbaşı, Beşparmak, Koca Sarp ve kısmetse şimdi neydi ya buranın adı? Oh, Sema Tepe. Bitirmiş olacağım. Bizim kamp yeri de karşıda, gölün orada. O gölün kenarında kamp yerimiz. Buradan da direkt oraya ineceğim. Geldiğimiz yoldan inmeyeceğim. Arkadaşlar hepsi çok uzaklaştı. Görünmüyor size. Ben görüyorum ama uzaktaki gölün oradalar. Yalnız bu rotayı yürüyecekler. Çağlın başından beş parmağa geçiş rotası çok sakat. 5 artılık, belki 6 eksilik 5 artılık yerlerden iniş yapıyorsunuz. Ellerinizi kullanarak iniyorsunuz uzunca süre. 70-75 derece eğimli bir yer. Orada mutlaka teknik malzeme kullanın. Hani biz kullanmadık diye siz kullanmamazlık yapmayın. Tehlikeli. Sema Tepe zirvedeyim. Günün 4. zirvesi. Limitleri zorluyorum. Bir ihtimalle Sema Tepe şurası olabilir. O yüzden ben garantiye alacağım. Oraya da çıkacağım. Fotoğraflar, videolar görenler orası Sema Tepe değil, başka bir yer derlerse gelmişken oraya da gideyim. 10 dakika sürer. Oh güzel. Dağlara doyulmuyor.
belli oldu. Orası buradan yüksek çünkü. Bugün yaptığım zirveler. En sonda Çağlınbaşı, hemen yanında beş parmak. Her iki zirve arasında geçiş çok zor. Teknik malzeme gerektiriyor. Bu da Koca Sarp ve Sematepe. 3600 üzeri zirveler bunlar. Aladağlardayız, ne mutlu. Evet. 4 zirveyi tamamladım, artık inişe geçiyorum. Yalnız buralardan daha önce hiç inilmemiş, iz yok. Umarım aşağılarda saçma sapan bir uçuruma denk gelmem. O zaman buralarda akşam ederim işte. İstikameti de göstereyim. Şurada göl var. Bir dakika. Nereye gösteriyorum? Evet, şurada bir yerde göl var. O göle kadar gideceğim. Kampımız orada. Sematepe çok gerilerde kaldı. Şurası Sematepe. Bu öndeki herhangi bir zirve değil, arkadaki zirveler yaptım. Evet, dağ evine geliyoruz. Kampımızın olduğu yere geldik. Yorucuydu ve güzeldi. Bir güne 4 büyük zirve sığdırmak kolay değil. İyi oldu. Çok iyi oldu. Karşıda görünen ilk zirve, Çağlınbaşı. Evet, deli gibi bir soğuk çıktı. Hemen tulumun içine girdim, çadıra girdim. Ali abi de gelmek üzere şimdi. Bakarsın işte öyle. Ben de bakarım. Çeker mi? Vallahi donduk, çadıra attık kendimizi.